Çetin Bey merhabalar. Merhaba. Gırtlak nedir ve ne işe yarar acaba? Gırtlak bütün memeli hayvanlarda, onun dışında bazı başka diğer hayvanlarda da bulunan bir organımız. Soluk borusunun en tepesine yerleşmiş bir organ. Genel olarak gırtlak sindirim sisteminin başlangıç noktasıyla solunum yollarının başlangıç noktasını birbirinden ayırmaya yarar. Onun ötesinde pek çok hayvanda gırtlak ayrıca iletişimin temel aracı olan konuşmayı sağlayan sesi üretir. Sesi üreten organ olarak tanımlayabiliriz gırtlağımızı. Çetin Bey, peki gırtlak kanseri nedir acaba? Kanser dokuların, hücrelerin kontrolsüz büyümesi. Vücudun hemen her dokusunda kanser olabildiği gibi gırtlakta da, gırtlağımızın içerisindeki bölümlerden de kanser kaynaklanabilmekte ve orada da kontrolsüz hücre büyümesini görebilmekteyiz. Gırtlakta olduğu zaman bu kontrolsüz hücre büyümesi, buna gırtlak kanseri diyoruz. Çetin Bey, gırtlak kanserinin sebepleri nelerdir ve kimlerde daha çok görülür? Gırtlak kanserinin sebeplerinden söz ederken en başa herhalde sigara ve diğer tütün ürünlerinin tüketimini koymak durumundayız. Sigara ve tütün dumanında bulunan pek çok yüzlerce karsinojenik kimyasal madde yıllar içerisinde gırtlağın içerisini döşeyen hücre tabakası, mukoza tabakasındaki hücrelerde kanser oluşumuna yol açmakta. Bu çok çok iyi bilinen bir ilişki. Bunun ötesinde özellikle gırtlağın üst kısımları alkol tüketiminden de olumsuz etkilenebilmekte. Hele ki sigara ve alkol birlikte tüketildiğinde risk, kanser oluşma riski kat be kat artmakta. Bunun dışında reflünün belki çok az HPV virüsünün de etkisinden söz edilebilmekte gırtlak kanseri oluşumunda. Gırtlak kanseri geçmişte daha çok erkeklerin hastalığı olarak bilinirken günümüzde tütün tüketiminin kadınlarda da artması nedeniyle kadınlarda da görebilmekteyiz. Tipik gırtlak hastası orta ve ileri yaşta, sigara ve alkol tüketen erkekler olarak tanımlayabiliriz. Ama dediğim gibi sigara tüketiminin kadınlarda da artması nedeniyle kadınlarda da gırtlak kanseri riski, görülme sıklığı artabilmekte. Peki içilen sigaranın süresinin bir önemi var mı bunun üzerinde? Tabii ki içilen sigaranın miktarı, günde tüketilen miktar ve toplam süre, yani kaç yıl sigara alışkanlığı devam etmiş, bütün bunlar gerçekten gırtlak kanseri oluşumunda önemli. Ne kadar çok ve ne kadar uzun süre tütün ürünlerinin tüketimi söz konusuysa risk o kadar artacaktır. Peki tütün tüketimiyle tütün tüketimi olmayan, sadece alkol tüketimi olan bireylerde de gırtlak kanseri oluyor mu, yoksa illa tütün tüketimi bunun bir parçası mı acaba? Tek başına alkolün de karsinojenik etkisi var. Bu da iyi bilinen, iyi tanımlanmış bir gerçek. Yani sigara olmaksızın da gırtlak kanserine hastalar yakalanabilmekte. Ama bunun dışında bir grup hasta var ki alkol ve sigara hiç tüketmemelerine karşın gırtlak kanserine yakalanabilmekteler. Bunlarda da genellikle reflü, mide reflüsü, mide asitinin daha üst kısımlarda, gırtlak, yutak gibi kısımlardaki olumsuz tahriş edici etkisi belki suçlanabilmekte. Bir de genetik yatkınlık nedeniyle hiçbir risk faktörünü barındırmayan, hiçbir risk faktörüne maruz kalmayan kişilerde de zaman zaman, tabii ki çok daha az sıklıkla olmakla birlikte, kanser görülebilmekte. Çetin Bey, peki gırtlak kanserinin belirtileri nelerdir acaba? Gırtlak içerisinde bazı bölümler var. Bunlardan belki en temel olanı glottik bölge diye bizlerin adlandırdığı ses tellerinin yerleştiği bölge. O bölgede, daha doğrusu ses tellerinin üzerinde gırtlak kanseri gelişmeye başladığı zaman belirtisi, hem de çok erken dönemlerde de belirtisi ses kısıklığı olacaktır. Düzelmeyen, uzun süren, günler içerisinde hatta haftalar içerisinde düzelmeyen, belki de daha kötüye giden ses kısıklığı, seste çatallanma, ses değişikliği. Bunun yanı sıra
Gırtlak kanserinin biraz daha ileri aşamalarında veya gırtlağın üst bölümüne, bizim supraglottik bölge olarak adlandırdığımız üst bölümlere yerleşmiş kanserlerin belirtileri de ağrı, yutkunma sırasında ağrı, yutkunma güçlüğü, kulağa vuran ağrı olabilmekte. Gırtlak kanserleri bazen de boyundaki lenf bezelerine sıçrar ve hastanın ilk belirtisi boynun yan taraflarında, bu bölgelerde eline gelen uzun süredir, haftalardır bulunan şişlikler. Zaman içerisinde de, haftalar içerisinde de büyüyen şişlikler olabilmekte. Yani belli başlı aslında 3 belirtisini sayabiliriz. Ses kısıklığı en temel belirtisi. Onun yanı sıra ağrı, yutma güçlüğü, kulağa vuran ağrı ve boyunda şişlik. Bunların yanı sıra ileri evrelerde hastalarda iştah kaybı, beslenme bozukluğu, ciddi kilo kayıpları, düşkünlük olabilmekte. Ama erken evrelerde pek bunları görmeyiz. Ses kısıklığının ne kadar süreli olması gerekiyor acaba gırtlak kanserinin belirlenmesi açısından? Gırtlak kanserinden şüphelenmek için ses kısıklığının birkaç haftadır mevcut olması gerekiyor. Yani bir basit bir soğuk algınlığı sonrası enfeksiyonun ses tellerine inmesiyle oluşan ses kısıklığı genellikle birkaç gün içerisinde toparlayacaktır. Ama ve lakin eğer ki 2 haftanın ötesine uzanan bir ses kısıklığı varsa bir kulak boğaz hekiminin o hastayı muayene etme vakti gelmiş demektir. O hastanın bir kulak boğaz hekimine başvurma vakti daha doğrusu gelmiş demektir. Kliniğinize gelmiş bir hastaya gırtlak kanseri teşhisi nasıl koyuyorsunuz acaba? Ses kısıklığı veya yutma güçlüğü, ağrı gibi şikayetlerle veya boyunda şişlik gibi şikayetlerle kulak boğaz hekimine başvurmuş bir hasta tam bir kulak boğaz muayenesinden geçecektir. O arada gırtlağına da bakılacaktır. Eğer ki hekim, kulak boğaz hekimi gırtlak kanserinden şüphelendiyse genellikle ilk aşamada radyolojik incelemeler, yani görüntüleme incelemeleri, bunlar ultrason, tomografi veya günümüzde biraz daha sık kullanılmaya, gitgide daha sık kullanılmaya başlayan damardan ilaç verilerek çekilen MR incelemeler. Bunlar gırtlaktaki hadisenin yayılımını, yerleştiği yeri, büyüklüğünü bize gösterecektir. Fakat kanserin kesin tanısı hemen her zaman biyopsiyle konur. Gırtlak kanserinden şüphelenen kulak boğaz hekimi de çoğu kez hastayı anestezi altında, narkoz altında muayene etmek ve şüphelendiği yerlerden doku örnekleri, biyopsiler alarak onları patoloji incelemesi için, patolojik değerlendirme için patoloji bölümlerine, laboratuvarlarına yollamak isteyecektir. Hastalar kimi zaman bize ikinci bir görüş almak için gelirler. Bu onları çok endişelendirir. Eğer ki bir hekim gerçekten gırtlak kanserinden şüphelendiyse bu biyopsiyi yapmak istemesi son derece doğal. Bu hastalığın teşhisini koymak için hemen her zaman zaten gerekli bir adımdır bu. Gırtlak kanserinin teşhisinde biyopsinin çok önemli olduğunu söylediniz. Gırtlak kanseri biyopsisi nasıl yapılmaktadır acaba? Aslında gırtlak kanserinin teşhisi için biyopsi dendiğinde ilk akla gelen bizim direkt laringoskopi veyahut da mikrolaringeal cerrahi adını verdiğimiz hastanın uyutulması, anestezi aldıktan sonra uyutulması sonrasında, anestezi sonrasında hastanın boğazına, gırtlağına özel aletlerle girilmesi ve çoğu kez mikroskop kullanılarak görüntünün büyütülmesiyle, o bölgenin incelenmesiyle yapılan bir işlemdir. Bu işlem için özel olarak geliştirilmiş aletlerle dokudan parçalar alınır, koparılarak ufak, oldukça ufak parçalar bunlar, ufak parçalar alınır ve bunlar incelenmesi için patoloji doktorları tarafından incelenmek üzere patoloji laboratuvarlarına yönlendirilir. Bu kimi zaman dokudan ufak örnekler almak şeklinde yapılabilecekken, eğer ki lezyon ufaksa lezyonun tamamını almak şeklinde de yapılabilir. Bu tümörün yerleştiği yere göre veya cerrahın tercihine göre yapılabilecek bir şeydir. Bunun yanı sıra bir de şundan söz etmek lazım ki boyundaki lenf bezelerine sıçramasından şüpheleniliyorsa boyundaki lenf bezelerinden de iğneyle doku örneği almak, iğne biyopsisi ya da ince iğne biyopsisi de hekimlerin kimi zaman başvurdukları
bir yöntemdir. Tanıyı koymak veyahut da evrelemesini yapabilmek için yapılabilecek bir biyopsi işlemi de budur. Peki biyopsi orada bir kanser varlığı varsa bunun yayılmasını sağlar mı, sebep olur mu, yoksa güvenli bir işlem midir? Biyopsi tamamıyla güvenli bir işlemdir. Kanserin yayılmasına yol açmaz. Zaten kanserin yayılmasına yol açacağına dair bir şüphe olsa hekimler böyle bir işleme başvurmazlardı. Hastalarının kötülüğünü hiçbir hekim istemeyecektir. Bu yanlış bir inanış. Biyopsi işleminin gırtlağın veyahut da başka organlarda kanserin yayılımına yol açabileceği çoğu kez yanlış bir inanış. Zaten teşhis için hemen her zaman büyük, ciddi, son derece hastaya kimi zaman bedeli olabilen tedavilere kalkışmadan önce hekimler ellerinde güçlü bir kanıt olmasını isterler. Hastalığın adının konmuş olmasını isterler. Peki lenf bezi bezlerinin sıçrayıp sıçramadığını teşhis etmek için de iğne biyopsisi yaptığınızdan bahsettiniz. İğne biyopsisi ile gırtlak biyopsisi ile aynı anda ameliyathanede mi yapılır, yoksa ayrıca muayene şartlarında mı yapılmaktadır bu? Yok, o ameliyathanede yaptığımız bir işlem değil. Genellikle günümüzde iğne biyopsilerini daha çok radyoloji uzmanları ultrason eşliğinde yapıyorlar. Yani poliklinik şartlarında yapılan bir inceleme şart değildir. Dediğim gibi gırtlak kanseri hastaya teşhis konmuşsa boyundaki lenf bezelerinin radyolojik veyahut da klinikteki özellikleriyle bu kanser hastalığıyla ilişkili olup olmayacağını çoğu kez hekim ayırt edecektir. Şart değildir. Ama bazı durumlarda, burada detaylarını aktarmak çok kolay değil, gerekli de değil bana kalırsa, ama bazı durumlarda cerrah kendi deneyimleri, kendi tecrübesi doğrultusunda oradan da örnek almak isteyebilir. Hatta kimi durumlarda sadece oradan örnek almak, gırtlaktan örnek almamak da yeğleyebileceği bir durum olabilir. Dediğim gibi bu şartlara göre, hekimin, cerrahın deneyimine göre değişebilen bir durum diye izah edebilirim. Gırtlak kanseri teşhisi koyduğunuz bir hastanıza tedavi öncesi hangi tetkikleri uyguluyorsunuz? Bir kez gırtlak kanseri teşhisi konduktan sonra artık evreleme ve tedavi seçimi gündeme gelmekte. Çünkü tedavi planını yaparken hastalığın adı kadar hastalığın evresi de bizim için önemli. Tamam, gırtlakta bir kanser var. Gırtlağın ses tellerini bulunduğu bölgede bir kanser var diyelim. Ama bunun evresi nedir? Bu bizim tedavimizi büyük ölçüde yönlendirecek olan şey. Kimi zaman biyopsi almadan önce yapılabileceği gibi bu incelemeler kimi zaman da biyopsi alındıktan sonra da yapılabilmekte. MR, tomografi, boyundaki lenf bezelerini değerlendirmek için ultrason incelemeler, yapılabilecek incelemeler. Bunun yanı sıra bir de PET-BT diye bir inceleme var. O da artık son yıllarda oldukça sık kullanılır oldu. Bu incelemenin yapılabilmesi için öncelikle kanser tanısının konmuş olması lazım. Gırtlak kanseri tanısı konduktan sonra vücudun diğer bölgelerine yayılmış mı bu kanser, uzak bölgelere sıçramış mı veya vücudun diğer bölgelerinde, bu bizim ara ara gördüğümüz bir şey çünkü, vücudun diğer bölgelerinde başka bir kanser var mı? Örneğin hastanın kalın bağırsağında veya midesinde başka ikinci bir kanser var mı? Bunu ortaya çıkartmak için PET tomografi incelemesi de başvurduğumuz incelemeler. Eğer ki hasta tedavisinde ameliyat yolu seçilecekse, ameliyata uygunluğu açısından da yine bir takım testler yapılmak istenebilir. Kan tahlilleri, kalple ilgili bir problem söz konusuysa belki kardiyoloji uzmanlarının isteyeceği bazı tetkikler, bütün bunlar yapılabilmekte. Gırtlak kanserinde evrelemeyi nasıl yapmaktasınız? Evreleme gırtlak kanserinde tedavi seçimi için önemli. Hastalığın evresini bilmek bizler için çok çok önemli. Bunun için muayene bulgularımız, gırtlağı hem anestezi öncesinde poliklinik ortamında değerlendirmek, ses tellerinin hareketlerini değerlendirmek, arkasından çoğu kez yapılan bir işlem, ameliyathanede narkoz altındayken hastalığın gırtlakta ne kadar ilerlediğini görmeye çalışmak ve bundan sonra da radyolojik incelemelerle, ultrason, bilgisayarlı tomografi ve
MR gibi incelemelerle ve hatta PET tomografi gibi, PET-BT gibi incelemelerle tümörün nerelere yayıldığını ve gırtlağı ne kadar etkilediğini anlayarak evrelemeyi yapmaktayız. Gırtlak kanserleri vücudun pek çok bölgesindeki kanserler gibi 4 evrede inceleriz. 1 ve 2. evreleri erken evre, 3. ve 4. evreleri de geç evreler olarak niteleriz, adlandırırız. Gırtlak kanserlerini evrelendirdikten sonra özellikle erken evre gırtlak kanserleri nasıl tedavi ediyorsunuz? Erken evre gırtlak kanserleri çoğu kez son derece yüz güldürücü tümörler. Hemen tamamen tedavi edilmesi oldukça mümkün olan kanserler bunlar. İki temel yöntem vardır erken evre gırtlak kanserlerinde. Bir cerrahi tedavi, ikincisi de radyoterapi. Kemoterapinin erken evre gırtlak kanserlerinde yani ilaçla tedavinin pek yeri yok. Cerrahi derken cerrahide kullanılan birkaç farklı yöntem var. Örneğin lazer erken evre gırtlak kanserlerinde oldukça büyük başarıyla kullanılan bir cihaz. Ve bu çoğu kez de kapalı gırtlak ameliyatlarında yani boyun cildine bir kesi yapılmaksızın yapılan gırtlak ameliyatlarında kullanılmakta. Hasta anestezi altındayken bir boruyla ağzından, boğazından girilerek gırtlağına kadar ulaşılır. Hasta o arada uyuyordur ve lazerle çıkartılması gereken bölgeler çıkartılır. Son yıllarda robot da kullanıma girmiş durumda. Özellikle gırtlağın üst bölümünün çıkartılması işlemlerinde robotik cerrahi adı verilen bir yöntemde kullanılabilmekte. Bazı durumlarda da açık ameliyatlara erken evrede bazı durumlarda da açık ameliyatlara da ihtiyaç olabilmekte. Orada boyun cildine yapılan ufak bir kesiyle gırtlağa dışarıdan ulaşmakta ve ulaşılmakta ve gırtlağın hastalıklı bölümü tamamıyla çıkartılmakta. İkinci tedavi seçeneği de radyoterapi, ışın tedavisi. Işın tedavisi genellikle 25-30 hatta 33-34 gün verilebilen bir tedavi. Bir aletin altına ışın veren, radyasyon veren bir aletin altına toplamda 30 gün civarında girilmesiyle yapılan bir tedavi bu. Ve gırtlaktaki hastalıklı bölgeye odaklanmış ışın o bölgedeki hastalığın yok edilmesinde oldukça başarıyla kullanılmakta. Erken evre söz konusu olduğunda her iki tedavi yönteminin de hastalığı tamamıyla yok etme ihtimali %80'lerin belki 90'ların üzerinde. Bunu da vurgulamakta fayda var. Peki hangi tedavinin uygulanacağını hasta hekimle beraber mi seçiyor yoksa nasıl bir seçim şansı sunuyorsunuz hastaya? Genellikle hastaya seçenekler, avantajları, dezavantajları sunulur ve hastanın karar vermesi istenir. Yani hasta ve hekimin birlikte yürüttüğü bir süreçtir bu tedavi seçim süreci. Ve her tedavi yönteminin kendine özgü avantajları, dezavantajları vardır ve bunları değerlendirerek, bunları özetlemek hekime düşer ve bunların arasından kendisi için hangisinin yararlı, iyi olacağını kararını vermekte çoğu kez hastaya düşer. Peki erken evre gırtlak kanserlerinin ameliyatlarında hasta gırtlağının hepsini kaybetmez herhalde değil mi? Yani ne tür bir cerrahi yapıyorsunuz o tarafta? Evet, bu gerçekten vurgulanması gereken bir şeydi. Erken evre gırtlak kanseri tedavisinde gırtlağın tamamını almak gerekmeyecektir. Bu ileri evre gırtlak kanserleri için saklanması gereken bir tedavi yöntemi. Genellikle gırtlağın bir bölümü alınır ve hasta ağzından burnundan nefes alıp vermeye ve belki biraz sesi kısık olsa da konuşmakta, ses çıkartmakta, ses çıkarmaya, konuşmaya devam edecektir. Gırtlağın tamamı alındığında bunlar da sorun olabilmekte. Hastanın konuşması özellikle ses çıkartması oldukça zor hale gelebilmekte. Erken evre gırtlak kanserlerinde özetle böyle bir şey söz konusu pek değil. Peki son bir sorum olacak. O da mesela hasta
ya cerrahi ya da radyoterapi seçti diyelim. Radyoterapi seçmesi durumunda yine kulak burun boğaz hekiminin bu hastanın takibinde yeri oluyor mu, yoksa direkt olarak radyasyon onkolojisi hekimlerine mi hasta devroluyor? Tedaviyi yürüten, tedaviyi planlayan gayet tabii ki radyasyon onkolojisi uzmanları olacaktır. Onlar tedavi süreci tamamlandıktan sonra da kendileri için bir hasta için bir kontrol programı yapacak ve belli aralıklarla muhtemelen görmek isteyeceklerdir. Ama bu arada kimi zaman radyasyon onkolojisi uzmanları da bunu istemekte. Tanıyı koyan kulak burun boğaz hekiminin de hastalığın tamamen yok olup olmadığını muayeneyle anlaması veyahut da hastalığın geri gelmesinin söz konusu olup olmadığını anlaması için kimi zaman kulak burun boğaz hekimlerinden yardım istemekte. Benim tanı koyduğum hastalardan radyoterapiye yolladığım hastaların önemli bir kısmı bana da 5 sene boyunca belirli sıklıkta, genellikle başlarda 3 ayda bir, sonra 6 ayda bir gelip görünmekte, muayene olmaktalar. İlerlemiş, yani geç evredeki gırtlak kanserlerinin tedavisi nasıl yapılmaktadır? İleri evre gırtlak kanserlerinin tedavisi de genellikle iki farklı kola ayırarak inceleyebiliriz. Bir cerrahi, bunlarda gırtlağın ya önemli bir kısmının alınması, kimi zaman da gırtlağın tamamen alınması söz konusu olabilmekte. İkinci tarafta da özellikle gırtlağın tamamen alınmasına alternatif, çünkü gırtlak önemli bir organ ve gırtlak kaybı gerçekten hastaya ciddi bir takım şeyler, handikaplar yükleyen bir durum, gırtlağın tamamen çıkartılmış olması. Buna alternatif, bunun karşısındaki seçenek olarak günümüzde kemoterapinin de akıllı ilaçların, hedefe yönelik ilaçların da gelişmesiyle kemo radyoterapi, hem bir yandan kemoterapinin hem de radyoterapinin birlikte sürdürüldüğü tedaviler gündeme gelmiş durumda. Ama kimi zaman da bu üç tedavinin birden birlikte kullanılması da söz konusu olabilmekte. Yani öncesinde ameliyat, gırtlağa yönelik, boyundaki lenf bezelerine yönelik ameliyat ve arkasından radyoterapi, kemoterapi, her üç tedavi seçeneğinin de birlikte kullanıldığı tedaviler gündeme gelebilmekte. Yani yoğun bir tedavi süreci oluyor galiba hastayı bekleyen süreç. Evet, evet. Erken evre gırtlak kanserlerine kıyasla biraz daha ağır tedaviler bunlar. Özellikle kemoterapi ve radyoterapinin birlikte kullanıldığı tedaviler veya gırtlağın tamamının çıkartılmasını içeren cerrahi tedaviler. İleri evre gırtlak kanserinde eğer cerrahi yeğlenecekse hemen her zaman boyundaki lenf bezeleri de hesaba katılır. Onların da temizlenmesi söz konusudur. Keza zaten radyoterapi sırasında da radyoterapi verilecekse bu hastalara, ışın tedavisi, boyundaki lenf bezelerine hastalığın sıçramış olma ihtimali göz önünde bulundurulur ve o bölgelere de tedavi verilir, o bölgelere de ışın verilir. Radyoterapi ile ilgili yalnız şöyle bir şey var. Radyoterapi çoğu kez sadece bir sefer etkin şekilde kullanılan bir tedavidir. Hastaya bir kez tam doz radyoterapi verildikten sonra genellikle bir daha hastalığın geri gelmesi durumunda veya hastalığın kaybolmaması durumunda bir daha radyoterapi verilmesi pek söz konusu olmaz. Çünkü yan etkileri çok çok ağır olacaktır. Bu durumda geriye cerrahi seçeneği kalmakta. Örneğin gırtlağın tamamını ilgilendiren bir tümör söz konusuysa, ileri evre bir tümör söz konusuysa, gırtlak kıkırdaklarını işgal eden, onları geçen bir tümör söz konusuysa, belki ışın tedavisinin arkasından geri gelmesi söz konusuysa böyle bir tümörün, o zaman gırtlağın tamamının alınması da belki gündeme gelebilecektir. Peki gırtlağı alınmış bir hastanın hayatı genelde nasıl olur? Yani nasıl yer, nasıl içer, nasıl konuşur? Çok ciddi sonuçları olacak bir durum çünkü bu. Evet, gırtlağın tamamının alınmasının gerçekten ciddi sonuçları var. Hastalar genellikle yemek, içmek, yutmakla ilgili sorunları ilk akıllarına getirirler. Bu belki ameliyat sonrası erken dönemde bir sıkıntı oluşturabilir ama hastanın erken dönemi bittikten sonra yemeyle, içmeyle ve yutmayla ilgili çok ciddi bir problemi olmaz. Yemek borusu ve
gırtlak birbirinden tamamen ayrılır bu ameliyatla. Gırtlak dışarıya alınır. Soluk borusu boynun ön kısmına ağızlaştırılır ve buradaki delikten artık nefes alıp vermeye başlar hasta. Ağzı yutağı da yemek borusuyla birleştirilir. Rahatlıkla yer içer yutar hale çoğu kez hastalar gelebilirler. Fakat hastaların en büyük kaybı ses ve konuşma olacaktır. Bunu tekrardan geliştirmek için hastanın ciddi veya hekimle birlikte hastanın ciddi çaba sarf etmesi gerekebilmektedir. Gırtlağı alınmış bir hastanın konuşması için gerekli protezler var aslında. Bunlar hakkında birazcık bilgi verebilir misiniz? Evet, gırtlağın tamamının alınmasından sonra ses çıkarabilmek için birkaç yöntem var. Birincisi artık günümüzde çok az kullanılan, çok mekanik böyle robot sesi gibi bir ses çıkartan Electro Larynx adı verilen bir cihaz vardı. Belki bunu görmüşsünüzdür. Aslında bunu çenesinin altına dayar ve çok robota benzer, çok rahatsız edici bir ses çıkartarak hasta iletişim kurar etrafındaki insanlarla. Fakat bu günümüzde oldukça az kullanılır hale geldi. İkinci yöntem, bu yöntemi geliştirebilen hastalar şanslıdır. Ösofagiyel konuşma. Hasta hava yutarak, ondan sonra midesinden o havayı geri çıkartarak bir ses oluşturur ve aslında gırtlak ham sesi üretir. Ham sesi harfler, heceler, kelimeler, cümleler haline getiren bizim ağzımız ve boğazımızdır. Dil, küçük dil, dişler, dudaklar, bunların sayesinde biz ham sesi harf, hece, kelime ve cümle haline getiriyoruz. Ham sesi üretme işini bu ösofagiyel konuşmada yutağın bir bölümü, yemek borusunun üst kısımları üstlenir. Ama bunu her hasta ne yazık ki geliştiremiyor. Gırtlağı alınan her hasta bu konuşmayı geliştiremiyor. Bu hastalarda gündeme ses protezi gelecektir. Hemen buraya açılan soluk borusunun deliğinin üst kısmına bir delik açılır ve soluk borusuyla yemek borusu arasında bir tünel oluşturulur. Buraya protez uygulanır. Protez sadece oradan hava geçişini sağlar. Bu geçen hava yukarıda yutak duvarlarında bir titreşime yol açar ve bu ses halini alır. Bu sesi gene harf, hece, kelime, cümle haline getirecek olan dil, dişler, damak, dudaklar, bütün bu ağız ve üst yutak, orta yutak, orofarinks yapıları olacaktır. Çetin Bey, peki gırtlak kanserlerinden korunmak için ya da bunların erken teşhis edilmesi için insanlara neler önerirsiniz? Evet, gırtlak kanseri gerçekten sigara tüketimiyle birlikte insanlık tarihine belki girmiş bir, tütün tüketimiyle birlikte insanlığın başına bela olmuş bir hastalık. Günümüzde sigara tüketiminin, tütün tüketilmesinin azaltılmasına yönelik çabalar gerçekten çok çok önemli. Bu tümörün, bu kanserin sıklığını azaltmak yönünde. Benim ilk temel tavsiyem gençlere, her yaştaki insana tütün mamullerinden uzak durmaları. Gerçekten tütün mamullerinin gırtlak kanseri, akciğer kanseri başta olmak üzere ağız boğaz bölgesi kanserleri başta olmak üzere pek çok kötü hastalığın oluşumunda gerçekten çok önemli bir rolü var. Yatsınmaz, reddedilemez, inkar edilemez gerçekten çok önemli bir rolü var. İlk başta bundan söz etmek lazım. Alkolü ölçülü tüketmek, alkol ve sigarayı birlikte tüketmek riski en fazla artıran şey. Bunu asla yapmamak. Bütün bunlar hastalara önerilebilecek gerçekten şeyler. Bunun yanı sıra reflüyle başa çıkmak. Reflü de çünkü gırtlak kanseri oluşumunda suçlanan şeylerden bir tanesi, etken faktörlerden bir tanesi. Reflüyle başa çıkmak, reflüyü tedavi etmek, reflüye yol açacak şeylerden uzak durmak da akıllıca bir tutum olacaktır. Öte yandan bir de tabii ki kanser geliştikten sonra da bunun ne kadar erken teşhisi yapılırsa tedavinin başarı şansı o kadar artacaktır. Örneğin hastalarımızın ses kısıklığı, yutma güçlüğü, boğazda takılma hissi, yutarken ortaya çıkan ağrı, kulağa vuran ağrı gibi şikayetleri eğer ki var ise
Ve birkaç hafta beklemelerine rağmen bu şikayetler düzelmediyse, geçmediyse yapmaları gereken bir kulak boğaz hekimine vakit kaybetmeden başvurmaları ve onun önereceği teşhis adımlarını onunla birlikte atmaları.